Merhabalar değerli arkadaşlar. Herkese selamlar, sevgiler. Bugün sizlere çok ilginç ve bilgisayarda kullanabileceğimiz sıkıştırma programını anlatacağım. Adı Compaq GUI adında bir program arkadaşlar. Bu program mevcut kurulmuş bütün sisteminizde kurulu olan uygulamaları, oyunları, programları vesaire sıkıştırmaya yarıyor. Yani arşivleme programları gibi WinRAR, WinZip veya 7Zip gibi programlara gerek duymadan hali hazırda olan sistemi sıkıştırmaya yarıyor arkadaşlar. Programın sitesine girdim ben. Video altına da ekleyeceğim zaten. Compaq GUI gördüğünüz gibi. Burada detayları yazıyor arkadaşlar. Chrome ve benzeri programlar kullanıyorsanız tarayıcılar çevirme işlemini Türkçe'ye yapabilirsiniz arkadaşlar anlamak adına. Compaq GUI bu arkadaşlar gördüğümüz gibi program. Nereden indireceğiz? Burada evet gördüğümüz gibi sürüm 2.6.2. İndirelim sürümü. 2.6.2. Burada Compaq GUI exe. Buna tıklıyoruz, indiriyoruz arkadaşlar. İndiriyorum. Evet. Bunu masaüstüne alsak daha iyi olur herhalde. Şöyle masaüstüne alalım. Bu program arkadaşlar herhangi bir ekstra programa ihtiyaç duymadan yüklü olan bütün programlarınızı sallıyorum 4 GB bir oyununuz var kurdunuz. Bu programla bunu 2 GB'lara 1 GB'lara kadar düşürebiliyorsunuz. Programı açalım bir görelim arayüzünü. Evet gördüğümüz gibi bize klasör soruyor. Hani neyi sıkıştıracağımızı soruyor. Ben Need for Speed Underground Most Wanted pardon. Oyunu yüklü bende. Onu sıkıştırabilirim mesela. Yüksek boyutundan dolayı. Buradan klasör seçiyoruz kendimize. Bakalım. Need for Speed Most Wanted. Tıklıyorum. Buradan nasıl sıkıştıracağımız soruyor. Burada gördüğünüz gibi boyutu 2 GB. Burada sıkıştırma seçenekleri arkadaşlar bilgisayarınızın hızını düşürebilir ve işlemcisine göre hareket eder. Burada Express 16K var. LZX var. Bu LZX biraz daha fazla sıkıştırıyor ama bilgisayarı biraz daha fazla yoracaktır arkadaşlar. Burada ben 16K'yı seçiyorum. Compress Folder diyorum arkadaşlar. Şimdi oyunu sıkıştırmaya başlayacağız. Evet, şu an sıkıştırmaya başladı. İşlemcinizin ve donanım hızınızın durumuna göre arkadaşlar hareket eder program. Dolayısıyla bekleme süreçleri ve bu donanımlarınıza göre değişiklik gösterecektir. Yani 4 çekirdek, 8 çekirdek, 16 çekirdek bu işlemciye göre bu işlemler daha hızlı olacaktır. Benim i3 işlemcim var. 8 GB RAM'im var. Şu an kompresyon yapıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Dizin içerisindeki bütün o dosyaları sıkıştırıyor arkadaşlar. Bu ne bir bakıma SSD diskler için önem arz ediyor olabilir. Yeterli alanı olmayan arkadaşlar varsa bu programla alan açabilir kendine. Küçültme yoluyla. Dolayısıyla ne olur SSD diskinizde yer açılmış olur. Veya normal diskler için olur fark etmez. Yüksek boyutlu program ve uygulamalarda bunu rahatlıkla kullanabilirsiniz arkadaşlar. %63-64. Evet, devam ediyor şu anda. Bakalım ne kadar düşürecek boyutunu. Programı bugün keşfettim arkadaşlar. Yeni çıkmış program. Yani bir kurum gerektirmeden dolayısıyla sisteminizdeki bütün klasörleri, dosyaları ilgili yerden göstererek küçültme yoluna gidebilirsiniz arkadaşlar. Burada 2 GB gösteriyor. Şimdi sıkıştırdıktan sonra olacak olan boyutu burada çıkacak sağ tarafta. Onu göreceğiz şimdi. Böyle dedim deneme yapalım. Hem görünsün hem programın işlemini anlayalım diye. Bakalım. Devam ediyor şu anda. Kullandığımız WinRAR, WinZip, 7Zip gibi programları mantığından daha farklı bir mantık arkadaşlar bu. Yani onlar bu sıkıştırma işleminden sonra
programlara ekstra bir yük getirmiyor. Yer kazandığı için daha hızlı çalışır. Dolayısıyla evet şu anda gördük. 2 GB'dan 693,8 MB'a düşürdü arkadaşlar. Yani şu anda oyunumuz 2 GB'dan bu boyuta düştü arkadaşlar. Ama bilgisayarımızı rahatlıkla kullanabileceğiz. Ayarlara giriyorum. Bu ayarlarda sağ tıka ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu programın şeyini. Dolayısıyla sağ tıka eklediğiniz zaman bir klasöre save diyelim. Buradan aşağı indirin bunu. Buradan bir klasör açalım. Sağ tıklayalım. Compact Folder diye buraya ekliyor kendisini arkadaşlar. Dileyen bu şekilde de kullanabilir kısa yoldan. Ben şimdi bunu kullanmayacağım için onu iptal edeceğim. Çıkartıyorum buradan. Save yapıyoruz. Ondan sonra işlem tamam oluyor arkadaşlar. Sitesine girelim tekrardan. GitHub üzerinde arkadaşlar. Compact GUI diye gösteriyor. Başa alalım. Evet. Umarım mantığı anlaşılmıştır programın arkadaşlar. Şunu da sileyim. Compact GUI şu an bende. Açalım tekrardan. İncelemek için tekrardan bakalım. Buradan klasör seçiyoruz. Seçtiğimiz klasör hangisi ise büyük boyutlu. Sallıyorum. Mesela 1000 tane resminiz var. Fotoğrafınız. 5 GB yer kaplıyor. Fotoğraf klasörünü seçtiğiniz an buradan Select Folder diyoruz. Daha sonra buradan Express 16K'yı seçiyoruz arkadaşlar. Ben bunu seçtim. Daha sonra sıkıştırmaya başlıyoruz arkadaşlar. İşlem bu bundan ibaret. Bu kadar arkadaşlar. Programın linkini bu adresini ekleyeceğim videonun altına. Açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz değerli arkadaşlar. Böyle güzel bir programı bulunca anlatmak istedim video olarak. Umarım herkesin işine yarar, güzel kullanır. Yorumlarınız olursa video altından bana iletebilirsiniz. Ben de yardımcı olmaya çalışırım. Programın mantığı çok basit zaten. İndiriyorsunuz, direkt çalıştırıyorsunuz. Klasör seçiyorsunuz oyun veya program. Ondan sonra sıkıştırma işlemini başlıyorsunuz arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.